Bu videoda uygun fiyatlı bir sanal gerçeklik gözlüğü ile pahalı bir sanal gerçeklik gözlüğünü kıyaslayıp arasında ne gibi farklar var ona bakacağız. Aldığım uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğü Bobo Z5 isimli bir modeli. Aslına bakarsanız çok da uygun fiyatlı bir model sayılmaz. Çünkü telefona takılan VR gözlükler arasında bulabildiğim en iyi gözlüklerden birisiydi. Zamanında ben benim sanal gerçeklik gözlüğünü modifiye ederken birçok farklı Bobo VR'ın ürününü kullanmıştım. Şöyle göstereyim size çantanın içerisinde duruyor. Modifiye videosunda kullandığım parçalardan memnun kaldım. Sonra bir fark ettim ki lan adamlar sanal gerçeklik gözlüğü de satıyormuş. Hem de 300 liraya aldım ben bunu. Bulabilirsem linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Bunda ekstra olarak bir kulaklık var. Geniş görüş açısı olduğu söyleniyor. Lenslerin iyi olduğu söyleniyor. Bayağı bir iddialı konuşmuşlar. İçinden bir tane kontrolcü çıkıyor. Çok güzel detay bu arada. Çok da kaliteli bir hissiyatı yok plastiği falan ama ekstra olarak güzel detay. Bununla ne yaparsınız? İşte bir şeyleri kontrol edersiniz. Yani ne yapacaksınız başka? Sanal gerçeklik gözlüğümüz burada çıkıyor. Bir tane de şöyle lensini silmeniz için temizlik bezi koymuşlar. Ve işte bu. Malzeme kalitesine bakacak olursak kumaş kullanmışlar. Gayet hoş duruyor. Yanında görüyorsunuz iki tane kulaklık var. Burada lenslerimiz var. Telefonu nereye takıyoruz? Bak telefonu şu görüyor musun? Buraya takıyoruz ön kısma yaylı. Aynı zamanda burada bir tane jack kablomuz var. Bunu da kulaklığın sesini telefona aktarmak için kullanıyor. Tam tersi telefonun sesini kulaklığa aktarmak için kullanıyoruz. Ama maalesef benim telefonumda jack girişi yok. Ne yapacağım? Nasıl kullanacağım? Kulaklığı kullanamayacağım. Ya bir dönüştürücü almanız gerekiyor eğer jack girişi yoksa ya da benim gibi ekstra bir kulaklık almanız gerekiyor ya da kulaklıksız kullanmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim elimde çok kaliteli bir kulaklık var. Sony'nin WFC500 modeli. Bunun da kutusunu hiç açmadım. Hazır videodayken bunu da açıp bir bakalım sizlerle birlikte. Nerede? Ha tamam burada. Görüyorsunuz kulaklık böyle bir şey. Çok şık bir kutusu var. Kağıdını açalım bakalım. Şöyle içerisinde duruyor görüyor musunuz? İlk hissiyat olarak bu da oldukça güzel duruyor. Başka ne çıktı içinden? Ekstra olarak kulak uçlarımız, şarj kablomuz vesaire bunlar var. Şimdi bu kulaklığın gecikme değeri falan oldukça düşük olduğu söyleniyor. Ses kalitesinin iyi olduğu söyleniyor. Buna da bakarız ilerleyen dakikalarda. Şunun altındaki yapışkanları da çıkarayım da şarj olsun. Linkini bulursam açıklamalar kısmına koyarım. Bunun da fiyatı 1100 lira diye hatırlıyorum. Lan kulaklık sanal gerçeklik gözlüğünden daha pahalı. Bu nasıl bir iş ya? Neyse zaten sanal gerçeklik için değil yani. Bunu normal zamanlarda kullanacağım. Merak ediyorum ses kalitesinde. Birazdan bakarız buna da. Oculus Quest 2'yi de buraya bir getireyim. Pahalı sanal gerçeklik gözlüğümüzü. Tip olarak ne gibi bir fark var? Buna da bir bakalım. Şuradan çantasından çıkaralım. Tabi bunun kontrolcüleri de bambaşka. Başka bir olay ama buna şimdilik gelmeyeceğim. Arada şöyle bir görüntü farkı var. Tabii bu kendiliğinden bir sanal gerçeklik gözlüğü. Ekstra olarak telefon falan takmıyorsunuz buna. Ekranı kendi içerisinde. Bu telefonla çalışıyor. Ne yapacaksınız? Telefonunuza Google Cardboard gibi istediğiniz programları yükleyeceksiniz ve cihazı o şekilde kullanacaksınız. Hemen göstereyim. Şöyle bakın geçiriyoruz. Telefonun ekranını buraya yansıtıyor ve bu şekilde kullanmış oluyorsunuz. Bizden şey istiyor gözlüğünüzde bir simge olacak diyor. O simgeyi bulun. Kare kodu okutmamız gerekiyormuş. Acaba kullanım kılavuzunda olabilir mi? Sanki kullanım kılavuzunda öyle bir şey görmüştüm. Aynen öyle. Bakın burada. Şunu okutuyoruz. Hani okumadı. Tamam okudu. Telefonunuzu Z5 gözlüğünüze yerleştirin. Bak şurada bir çizgi çıktı. Ne oluyor lan? Bu ne abi? <laughs> Telefon kafayı yedi galiba. Herhalde sensörü mü algılayamadı. Ne oldu artık bilmiyorum ki. Şimdi tekrardan giriyorum arkadaşlar Cardboard'un uygulamasına ama maalesef şöyle bir hatayla karşılaşıyorum. Telefonda sorun yok bu arada. Biraz internetten araştırdım arkadaşlar. Maalesef bu problemi yaşayan başka insanlar da varmış. Yani bizle alakası yok. Başka bir VR programı deneyeceğiz. Zaten App Store'da bir sürü VR programları var. Şunu tam hizalayarak, ortaya getirerek telefonuma takıyorum. Geçiriyorum arkadaşlar kafama. Sağdan soldan elinizle ayarlarını yapmanız gerekiyor. İyice her tarafından sıkıyorum arkadaşlar ama nedense burnuma çok ciddi bir baskı yapıyor. Bak şu burun kısmı gerçekten sıkıntılı. Takmaya çalıştığım zaman burası burnuma çok ciddi baskı yapıyor. Burayı maalesef güzel yapamamışlar gibi hissediyorum. Tekrardan deneyeceğim. Aslında altlarda biraz daha destek olsa bak burnuma hiçbir şekilde baskı yapmayacak. Şu an bu baskıdan dolayı rahatsız oldum. Neyse artık elimle biraz destek alarak deneyeceğim. Kaydı başlattım. Yan tarafa da koyacağım benim gördüğüm görüntüyü size. Yani bir koltuğun üzerindeyim. İşte buradan kendi istediğiniz filmleri açıp sinema salonundaymış gibi izleyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla şu zamana kadar kullandığım telefon sanal gerçeklik gözlükleri arasında en kaliteli görüntüyü veren sanal gerçeklik gözlüğü bu. Fakat beğendim mi? Hayır. Öncelikle bu gözlükte yani gerçek bir sanal gerçeklik gözlüğünde gördüğünüz görüntü piksel piksel değil. Gayet net görünüyor. Fakat telefon kullandığı için bu tür sanal gerçeklik gözlükleri görüntüyü piksel piksel görüyorsunuz. Ya bildiğin 1 2 3 4 5 diye pikselleri sayıyorsunuz. Kaldı ki benim şu an kullandığım telefonun çözünürlüğü zaten yüksek. Buna rağmen ben piksel piksel görüyorum. Bir de daha işte Full HD bir telefonda falan kullansanız iyice piksel piksel göreceksiniz. Bu birinci problem. İkinci problem şu. Maalesef bu tür telefon sanal gerçeklik gözlükleri screen door effect dediğimiz kötü bir olaya sahip. Nedir screen door effect? Piksellerin arasını boşluk boşluk görüyorsunuz arkadaşlar. Yani baktığınız zaman mesela bir sinema salonu görüntüsü açtım. Sanki sinema salonunda oturuyor gibi olmuyorum. Bir ekrana baktığımı hissediyorum çünkü piksellerin arasında boşluklar var pikseller belli oluyor mavimsi kırmızımsı bir şekilde görüyorsunuz ayrıca görüntüde bir derinlik hissiyatı da yok çünkü dümdüz bir ekran telefonun ekranını kullanıyor ondan size bir sanal görüntü yansıtmaya çalışıyor halbuki gerçek bir sanal gerçeklik gözlüğünde olması gereken şey iki farklı ekrandır şu an Quest 2'nin içerisinde mesela bir burada bir burada iki farklı ekran var içerisindeki ekranlar sanal gerçeklik için özel olarak üretilmiş ekranlar. Yani sıradan telefonlarınızın ekranı gibi değil arkadaşlar. Lensler de bu ekranlara göre üretiliyor. Siz taktığınız zaman gözlüğü artık böyle bir ekrana bakıyormuşsunuz gibi değil de sanki oradaymışsınız gibi görüyorsunuz. Arada devasa bir fark var görüntü kalitesi olarak. Ya burada tam olarak görüyorsun. Şurada bir anahtar deliğinden bakıyorsun ki bu sadece görüntü kalitesi farkı. Buradaki en büyük problemlerden biri de şu. Yine bir sanal gerçeklik görüntüsü açalım. Mesela Dolma Bahçe Sarayı. Hareket alanımız, özgürlüğümüz kısıtlı. Bakın ne yapabiliyorum? Kafamı sağa çevirebiliyorum, sola çevirebiliyorum, yukarı bakabiliyorum, aşağı bakabiliyorum. Bu kadar. Ya sadece şunu yapabiliyorum. Ben ileriye gitmek istersem şöyle ne yaparsam yapayım görüntü aynı kalıyor. Bakın ileriye hiçbir şekilde algılamıyor. Diyeceksiniz ki bu kamerayla çekilmiş bir görüntü. Evet doğru fakat bir program da açsanız, oyun da açsanız ileri, geri, yukarı, aşağı hareketlerinizi algılayamayacak. Çünkü bu tür bir sanal gerçeklik gözlüğü 3DOF diye geçiyor. Yani bu nedir? 3 bölgeli, 3 eksenli bir hareket alanıdır. Sadece bulunduğun ortamda şu şekilde kafa hareketinin etrafa bakabilirsin ortamla etkileşime geçemezsin. Fakat böyle bir gözlükte şu anda görüntüyü ekrana vereceğim. İstediğin gibi yürüyebilirsin. Kafanla şöyle istediğin hareketi yapabilirsin. Çünkü bunun içerisinde 4 tane kamera var. Anlık olarak etrafı takip ediyor ve senin nereye gittiğini biliyor. Sana ona göre bir görüntü sunuyor. Düşünsene ben o ortamın içinde yürüyemiyorum, gezinemiyorum. Şöyle bir etrafa bakamıyorum sadece kafamı sanki bir fanusa sokmuşlar gibi şu şekilde bakabiliyorum. Bu bir problem, büyük bir problem. E hadi bu problemi geçiyorum. Ortamla etkileşime de giremiyorsun. Normalde iki tane elinde şöyle kontrolcü olunca sanal gerçeklik dünyasının içerisinde bir şeyleri tutabilirsin, oyunlar oynayabilirsin. Yani artık iyice dünyanın içerisine girmiş oluyorsun. Ama bunda ellerin de yok sanal dünyada iyice artık gerçeklik hissiyatı bozuluyor. Sanki elinizi ayağınızı bağlayıp kafanızı da bir fanusun içine sokup sanal dünyaya da anahtar deliğinden şöyle baktırıp etrafı görebiliyorsunuz. Bu gerçekten deneyim olarak bu şekilde hissettiriyor. Bakın ben burada bir ürünü gömmek olayında değilim. Ben burada insanları bilgilendirme taraftarıyım. Bana o kadar fazla yorum geldi ki ya sanal gerçeklik kardeşim hiç gerçek hissettirmiyor. Bence çöp bir teknoloji saçmalıktan başka bir şey değil. Adama soruyorum diyorum ki ya bu tür şeyler yazmışsın. Hayatında hiç sanal gerçeklik gözlüğü taktın mı denedin mi? Evet diyor, denedim diyor. Hiç beğenmedim diyor. Peki hangisini taktın diyorum. Telefon takılan sanal gerçeklik gözlüklerini taktım. Güzel değildi diyor. Adam sanal gerçekliği bu zannediyor. Bu değil arkadaşlar. Peki bu cihaz hep gömmüş gibi olduk. Hiç mi alınmaz? bence alınabileceği yerler var. Eğer sanal gerçekliği hayatınızda hiç deneyimlemediyseniz ve en azından bir fikir sahibi olmak istiyorsanız öylesine bir alınabilir. Ama ters de tepebiliyor işte. Bunu deniyor mesela adam, bakıyor, beğenmiyor. Bu muymuş lan diyor sanal gerçeklik, atıyor bir kenara. Umarım yeterince anlaşılmıştır bu mevzu. Şimdi bu asıl gözlüğümüze kulaklığı bir takıp denemek istiyorum görüntüyü de size yansıtacağım zaten. Tamamdır. Sanal ortama geldim. Şu anda benim gördüğüm görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bahsettiğim mevzu sağ sol, yukarı aşağı şu şekilde ileriye doğru da bir bakış atabiliyorum. Aynı zamanda ellerim sanal gerçekliğin içerisinde. Görüntü efsane. Şöyle ellerimle bir şeyleri Falan kontrol edebilirim Tabi bambaşka bir deneyim var ya Asıl sanal gerçeklik dediğiniz muhabbet Bu arkadaşlar yani Diğerinde biraz daha deneyimlemek için Falan bu kulaklığında ses kalitesini bayağı beğendim genellikle VR için Kullanacağım çünkü Sesi 360 derece olarak Yani nereden geldiğini çok iyi bir şekilde Verebiliyor zaten Sony bu konuda Gördüğüm kadarıyla iddialıydı Bu kulaklıkta hem kablosuz çok da düşük bir ses gecikmesi var. Dış sesi çok iyi bir şekilde kesiyor. Baslar, midler, tizler çok iyi. Ya kulakla bayıldım. Telefon için olsun, konsollar için olsun eğer bir kulaklık bakıyorsanız linkini koyarım gidip bir baka bilirsiniz diyorum. Aslında baya rehber niteliğinde bir video oldu. Sanal gerçeklikle ilgili detayları değindik. Neden telefondaki sanal gerçekliğin bunlardan farklı olduğunu anlattım. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Lütfen size fikirlerinizi yorumlar kısmında belirsin. Ne düşünüyorsunuz? O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.